Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Osman Stalking ve Bilgehan'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. 520'de 60'ın içindeyiz. Teknik özellikleri başlayalım istersen. Aracımız 520 düzel, 2010 model. Arabanın fabrikasyon stok beygiri 177 beygir. 350 Nm arabanın torku aynen. Var. Yazılım var. Gerçi yazılım o konuya geleceğiz daha. Aynen. Onu sonra konuşuruz. Aracımız LG olarak adlandırılan model. Yani bu araba makyajlı bir araba. 2010 model. 2008'de E60'lar makyajlandı. Makyaj farkı olarak ön tampon, arka tampon, ön far ve arka farlar. Gözle görülür bir fark var mı böyle hani? İkisi yan yana dursa. Yani çok çok anlamazsın aslında da işte yani işte klasik. Bilen anlıyor. Yani bilen anlıyor. Klasik makyaj bu zaten. Başka makyaj farkı olarak vites yani burası farklı komple. Zaten bu ilk gelen yani BMW tarihindeki ilk bu vites topuzu. Joystick olarak adlandırılıyor zaten herkesin bildiği bir şey. Ekran geldi makyajla birlikte. Yani ekran vardı ama ekran daha güncellendi. Daha kaliteli yani, bir aynen, şekilde. Aynen versiyon değişti. Diğeri zaten Tetris'ti. Normal Tetris buradırına yani her şey Tetris. Bulunduğumuz araç şu an en paket. Ne farklar var dıştan ve içten bahsetmek gerekirse? Dıştan ön ek, yani ön tampon, arka tampon, difüzör, yan marş bir yerler. Araç daha farklı. Sportif duruyor. Tabii yani bir de çünkü mesela F10'un en paketiyle bunu karşılaştırırsak F10'un en paket mi diye bir daha bakıyorsun. Bu direkt kendini belli ediyor. Bir de şu an yayda mevcut aracımız. Şu an yayda mevcut. Geleceğiz gel çok konuya da. Jantlarımız 19'luk olduğu için. Kaç paraydı jantlar? Jantlar 10.000 euro diyorlar. Biz almadık ben gerçi. Ben almadım. İkinci almam el alınca. İkinci el alınca yani jantlar direkt arabanın üzerine geldi. Hangi aracın opsiyonuyla geliyordu bu? Altı kasanın opsiyon, yani opsiyonel jantı. 19'luk. Güzel duruyorlar ama. Evet yani bu araba E90 olsaydı abes durdu ama yani E60 biraz da yani kastı durduğu için E90'a nazaran. Sırıtmamış bir de 19. Yani sırıtmıyor araba. Gayet yani sanki direkt ben orijinal jantmış gibi duruyor. İçindeki farklara gelirsek bir direksiyon farklı. Direksiyon M direksiyon olarak geçiyor. Ama geri kalan işte bütün her şey normal bir 5 kasa nasılsa bu da öyle. Yani ne koltuklarımız M koltuğu. İçi diri duruyor ama arabanın. Yani hiç yıpranma yok. Araba şu an 220.000'de. 220.000'de bir arabaya göre çok iyi. Kendi işimden dolayı biliyorum hani çok E60 yaptım içini. Özellikle kremin etlerinde çok fazla deformasyon oluyor. Özellikle kolun değdiği yerlerde işte kol dayamı, direklerde kol tutma yerleri, cam açma tuşlarının kenarları kremler aralar direkt... Aralar böyle giriyor siyahlar. Tabii evet. Yıpranıyor. Bir de yani çok kolay yıpranıyor. Yani pek öyle bir mükemmel bir malzeme kalitesi kullanmamışlar yapmışlar. Ama bunda cidden güzel bakmışlar. Bilgehan da güzel bakmış araması. 210.000'de bir araba. Direksiyonda bile yıpranma yok yani. Bir el izi bir şey. Yıpranma hiçbir şey yok. Hani şaşırtıcı derecede ben ilk bindiğimde baktım. Maşallah diyelim. Aynen maşallah diyelim. Meteor. Yani arabanın şöyle bir aslında güzelliği var. Yani sen F10, F20, F30 bütün son kası 3, 2, 1 her modeli maalesef artık o eski tat kalmadı. Eski tat kalmadı. Abi şu şey, sürüş zevki. Sürüş zevki bambaşka. Asfaltın o hissini yakalama. Hissi yani bu arabayla eğlenmek istiyorsun diyelim. Yanladın. Her şey senin abi iki avucun içinde. Her şeyi hissediyorsun. F10'la F30'la veya F kodlu bir BMW ile yanlamaya çalış. Her şeyi yapay. Tamamen ezbere bir şeyler yapıyorsun. Hissiyat özgürlükler yeni aynen. Kasada. Yani bir şey ya ben de kullandım ettim. Ya araba şey bir kere aşırı sesli. Ben azıcık şeyi seviyorum hani bir motor sesi, bir şans varsa bir ince ince zevki gelsin. Zevki yok yani. Hidrolik direksiyon zaten bunda da var. İşte çok büyük avantaj hani. Ben çok yumuşak direksiyonu sevmiyorum. Kontrol edemiyorum. Bayağı azıcık sert olmalı. Bende E46 vardı işte. E46'da hani sertti. O hissiyatı alıyordun arabada ama dediğin gibi yeni kasalarda pek vermiyor. Aracımız her zaman gibi stok değil. Bilgehan ne gibi değişiklikler yaptın araçta? Abi ben ilk arabayı aldım. Bir baktım araba leylek gibi duruyor. Çok havada duruyordu. Direkt ben gittim. Elezonları kestim. İlk zaten dış çekimleri yaptığımız bayağı şeydi. Farklılık çok, oldu yani. Kaderi değişti araba. Tabii kesinlikle. Ya ki ya bu araba şöyle bir araba. Benim yaşım 21-22. Herkesin öyle zaten. Yani genç bir çocuk bu arabayı niye alsın? Bu araba yerden yüksekse. Fazla güzel gitmiyorsa, örnek veriyorum. Ben bu arabayı almazdım. Ben bu arabayı aldıktan bir hafta sonra gittim direkt yay aldım arabaya. Ay bah 5 santim direkt ben sporttan yay aldım.
2 santimlik spacer aldım. Spacersiz zaten. Şu an bile çok hani içeride. Hala şu an şey, bile hala çok içeride. Spacersiz düşünemiyorum bu arabayı yani. Çok komik. Araba çok kötü herhalde duruyor. Bir de yani arabanın o bana göre hak etti. O heybetli duruş yoktu bu arabada. Bunları yapmadan önce. Yapmıştı bir de şey çok güzel duruyor şimdi. Arka tamponlar böyle açılı içeri geldiğinden aynen lastikler arkadan baktığında böyle dışarıda çok görüntüsünü çok seviyorum ya. Yapmıştım. İncelemin başında da bahsetmiştik zaten. Stok değil yazılım konusunda da. Hangi yazılım vardı arabada? Gezginler var arabada. Belli değil. No gezginler name. Gezginler işte hiçbir no name. Herkese bu yazılım çok öneririm. Gayet iyi. Tabii canım. Stok araç işlenebilir mi ne kadar fark oldu? Çünkü aldığında bilmiyordun hangi yazılım var arabada. Bilmiyordum. Yani şöyle stok arabayla aslında yani kalkmadım veya roll da yapmadım. Başka bir arkadaşımın arabası var. Yine hayatım işte hiçbir. O arabayla roll yaptık. Yani o benim tam olarak bir boy değildi. Yani şöyle söyleyeyim ben onun direktmen arka tamponuna gidiyorum. Ama belki o benden şey, daha hızlı gidiyor. Olabilir. Kat iptal yok sende. Onda ben boy var. Aynen. O daha rahat nefes daha alma falan. Katalizör duruyor mu da arada? Duruyor. Duruyor. Her şey duruyor. Kendi artık durmuyordur da. 210 binden sonra. Yani 210 binden sonra bay bay. Hiç çevreci değilsin. Ama büyük ihtimalle o fark yaratıyordur. Yakıt tüketimine gelirsek araba nasıl durumlar? Yakıt tüketimi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben daha dün Çeşme'ye gittim geldim. 150-160 bandını hep arabayı sabitledim. Arabanın git gel yaktığı ortalama 6.4 litre yaktı araba. Çok iyi. Çok iyi bir değer yani. En baştan zaten biz bu konuya değinmiş. Araba çok ağır bir araba. Ve bu araba aslında baktığınız zaman E60. E60'ın bismillah en güçsüz bizden. Yani. Bismillah E60. Bismillah hoş 5 kasa. Hoş geldin paketi yani. Aynen. Ona rağmen bu ağırlığa rağmen arabanın bu kadar az yakması çok aslında insanı mutlu eden bir şey. Ama BMW motorları ve genel dizel motorları hep bu şeyde değil mi? Bu ratingde. Kesinlikle aynen. Ne kadar görüyorum mesela top böyle hani performansı kullandım. Maksimum benim gördüğüm değer 9.4 litre falan. Bu da herhalde 9, arabayı buçuk, aldığın 9, ilk 4. haftalar heves atma dönemi. Heves atma haftası aynen işte bir de sabah akşam işte pistteydim o zamanlar. Pistten çıkamadım yani hevesim hiç geçmedi benim. Öyle hep sadece yani en fazla yer o abi. Çok. 9.4 yani. Çok. Yapmış şeyler. Yapmış değiliz. Aracın kronik sorunlarına gelirsek? Kronik E60'lardaki en büyük problem farların buharlanması. Yani istersen sen arabaya çok iyi bak. Arabanın ilk sahibi ol. Farlar ne yaparsan yap içine su alıyor. Buharlanıyor ve soluyor. Kılavuzunu hiç kullanma o konuda. Okumadım ama sen sanki bana bir şey demiştin. Kullanım kılavuzunda benim arabada mesela 92'de yazıyor yani. Buharlanırsa normal. Normal. Yani şikayette bulunmayın diye bir şey var. Hatta Osman'ın bir tane reklamını çekmiştik benim arabanın. Dükkanla ilgili video çektiğimizde. 4 saat arabayı yıkadık benim. Habire su attık, habire su attık, habire su attık. En son sol far bitti. İptal. İçinde yaşam başladı. İçinde yaşam başladı. Hatta ben böyle bir heyecan yaptım. Nasıl olur böyle bu? Ne olacak lan falan. Benim burada çakallık yapmış olmasın. Ya bu formu malzemeden çok zorla kullanma kılavuzuna yazalım bu normal diye. Kimse yani, bir sorun normalde bu hata mı? Hiç sorun mu yoksa hata mı? Bence hata abi ya. Hata bence hata. Niye su almaması lazım yani çok. Abi 95 model Şahin de var. Su almıyor. Aa, Korsan'ınki şey almıyor ya. Korsan'ın, Korsan'ın yani farında bu kadar delik vardı ya. Hava portu yaptım kendim. Hiçbir sinek girdi o günden sonra kapattım mesela. Bir daha bir şey girmedi yani. Yani gidip BMW alıyorsun. Yani özellikle Türkiye'de bu araba almak aslında zor. Yani yarısı vergi zaten. Yarısı vergi zaten. Yarısından fazlası. Hatta aynen %65-70 neredeyse vergi. Ama farın sulu. Yani farın sulu böyle bir şey olamaz aslında. Ben bunu şahsen yani kabul edemem. Far sulanıyor kronik olarak. Başka bir kronik sorunu gelirsek arkadan çok ses geliyor bazen. Şey de var. Trim sesi geliyor. Gibi. Trim sesi de tam onu diyecektim. Deyince arkadan geliyor. Şuralardan. Yani sol arkadan sağ arkadan şimdi falan böyle geliyor. Hatta bak şimdi oturttum ben. O perdelerin motorundan dolayı değil değil mi o? Şurada bir boşluk gelen ses var. Kanka sanmıyorum valla. Airbag kapaklarında var aslında boşluk. Arabanız pert kaybı oldu. Arkası bunun. Açtık kapatmadık. Arkası bunun E90'dı. Spencer taktık. Onun dışında var mı aklına gelen kronik onun sorun? Onun dışında başka bir sorun yok. Yani cidden başka bir sorun yok araba. Motorda mesela zincirde bunda öyle bir sorun yok değil mi? Var. Var mı var o? Hepsinde var zaten. Olmazsa olmaz. En önemli şeyi söylemiyor. Bize gelmiş burada yak farsı alıyor. Yok trim sesi. Ya motor ortalama 190 bin, 180 bin civarında zincir kırıyor. O çok yani çok yerden abi, mantığımı almadı. Kırıyor. Ya benim de aslında benim de mantığımı anlıyor bunu. Yani
Hatta 190 binde bir, hatta sanırım 3 bir rakam, yani daha erken de olabiliyor diye. Daha erken. Yani bizim Almanya'da mesela E90'da Station'da 100 bini bir servise götürdük. BMW servisinden adam oturdu. Bir ses geliyor dedi. Zincirde bir gevşeme olmuş artık. Bedava orada değişti. Türkiye'de böyle bir hizmet olacağını... Zincir değişince peki önüne geçemiyor musun bunu yani? Yani eğer zinciri yersen motor değişiyor. Direkt mesanlık motor. Biz 191 binde öyle bir riske girmemek için direktmen arabanın zincirini daha bir şey olmadan değiştirdik. En mantıksız da o zaten. Kesinlikle. Ama tabii yani insanın bunlar aslında güzel şeyler. Yani insanın canı sıkılıyor. Yani... Korsanın gözünü seveyim. Oluyor lan. Oğlum, kobra takibi. Yemin ediyorum korsa geçiyor. Kobra takibi. Lastiklerden. Aynı o egzoz sesi geldi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.